Evet, sanırım artık başladık diye düşünüyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Mülkiyeliler Birliği'nin bir çarşamba söyleşisinde daha çok sevgili mülkiyeli Şeyh Muz Diken'le birlikteyiz ve Cemal Yeşil'in rubaileri üzerine konuşacağız. Mülkiye Marşı'nın yazarı Cemal Yeşil'in rubaileri üzerine konuşacağız. Bizimle birlikte karantinanın 9'da başlayacak o sürece geçmeden önce bizimle birlikte olduğunuz için öncelikle hepinize çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz siz de Şeyh Muza. Ya nedense ben size hep içimden Şeyh Muza abi diye isim geliyor. Çok sevindim, Ben çok Şeyh Muz sevindim. Bey'i çok önceden aslında tanıyorum. O kadar muhabbetimiz olmadı ama şimdi böyle birlikte muhabbet etme şansını bulunca ben ayrıca çok sevindim. Onu da söyleyerek başlayayım. Sonunda dedim birlikte Başımız oturup bir üzerinde. sohbet edebileceğiz. Üstelik de çok güzel bir konuda sohbet edebileceğiz. Şimdi Şeyh Muz Diken'i tanıtayım önce sizlere. Biliyorum çoğunuz tanıyorsunuz ama tanımayanlar için. Şeyh Muz Diken 1978 mülkiye mezunu. Ben yeniden bir şey atlamayayım diye şöyle bir baktım biyografinize. Çok çok az bir bürokratik deneyimi var. Ondan sonra zaten 80 darbesi geliyor ve daha çok sivil toplumda aslında karşımıza çıkıyor. Bir ara Diyarbakır Belediyesi'nde danışmanlık görevinde bulunuyor. Ama asıl olarak yani ben özellikle şahsen gazete yazılarından, yazılarından, kitaplarından tanıyorum kendisini. Büyük çoğunluğunuz da yine öyle tanıyorsunuzdur. Bir de tabii ki eminim dinleyicilerimiz arasında sizi fakülteden tanıyanlar, mülkiyeden tanıyanlar da bugün çoktur. Özellikle Diyarbakır üzerine yazdığınız kitaplarla işte Amidalılar gittiler işte, Ahım Var Diyarbakır, birçok eseriniz var Diyarbakır üzerine. Abi Ahmet Arif... Mülkiye'nin ilk kadın başkanı sevgili Füsun izliyorsa benim sınıf arkadaşımdır. O Evet. kadarını diyeyim, diğer arkadaşlar onun altını doldururlar, devamını getirirler. Bize şimdi mutlaka yazacaklardır diye Facebook'a tahmin Evet. ediyorum. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Facebook'ta yorumlar kısmında sorularınızı yazarsanız eğer ben en son söyleşinin sonunda soracağım sorularınızı. Ben dillendireceğim. Bir de Ahmet Arif kitabınız var sizin, Abisi Olmak Halkın diye. O da Evet. aslında çok önemli, hepimizi de çok yer etmiş bir şair üzerine. Bugün de Cemal Yeşil üzerine birlikte konuşacağız. Cemal Yeşil de 1919'da Mülkiye Marşı'nı yazdığı için bizim camiamızda çokça tanınıyor ama tabii ki sadece bununla kalmış vaziyette değil aslında. Rubailer 1 ve 2 olarak benim bildiğim kadarıyla, şimdi biraz daha açacağız, iki önemli eseri var. 1921 Mülkiye mezunu kendisi. Ben sözü Şeyh Muz abiye bırakmadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz Sırma Yeşil'le, kızıyla Cemal Bey'in görüşmeler yaptık. Kendisi aslında çok katılmak da istedi bu programa. Ama işte bu teknik meseleler vesaire üzerinden sadece bize iletmek istediği notlarını yolladı. Ben önce sohbete başlamadan önce onları bir sizlere aktarmak isterim. Kendisi öncelikle şunu vurgulamak istemiş. Mülkiye Marşı'nın Vatan Marşı yerine tescili konusunda. Daha önce Mülkiye Dergisi'nde babasıyla yapılan bir söyleşide kendisinden Mülkiye Marşı ya da Vatan Marşı şairi olarak bahsedildiğini, babasının da buna müdahale etmediğini, aksine kabullendiğini ve sağlığında da her iki kullanımı da kabul ettiğini, buna aykırı bir tasarrufta bulunmadığını belirtmiş. Özellikle de marşın yazıldığı dönemde hani ülkenin içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde yoğun bir vatan sevgisi, vatanı koruma, kurtarma duygusu ile yazıldığının açık olduğunu, dolayısıyla güfte ve bestenin orijinaline uygun olarak kullanılması, yazılma amacına uygun şekilde kullanılması durumunda her iki isimle de anılabileceğini, babasının da buna dediğim gibi yine onay verdiğini söylemiş. Rubailer konusunda da 70'te basımı yapılan Rubailer 2'yi kendisinin bastırdığını, ancak babasının Rubailer 1'de yaptığı şekilde bu baskıyı elden geçirme imkanı bulamadığını, dolayısıyla Rubailer 2'de eğer varsa her türlü yanlış ve eksikten kendisinin sorumlu olduğunun da bilinmesini istemiş kendisi. Ayrıca Nurullah Ataç'ın yine 1950'de Cemal Yeşil üzerine kaleme aldığı bir metni gazete yazısında bizlerle paylaşmış ama siz zaten değineceğiniz için konuşmanızda ben şimdi ona girmiyorum. Yeri gelirse yine birlikte değiniriz diye bırakayım burada sözü. Ve şimdi sözü size bırakayım Şemuz abi. Elçin Hocam, size bu nazik ve zarif hitabetinizden ve sunuşunuzdan dolayı bir mülkiyeli arkadaşınız olarak öncelikle teşekkür edeyim. Sonra Dinçer Demirkent Başkanımızın şahsında
bütün mülkiye yönetimine ve camiasına teşekkür edeyim. Hem beni bu programa davet ettikleri için hem de Cemal Yeşil gibi hem mülkiyeye hem de Türkiye'ye çok kıymetli bir marşı, önce şiiri sonra da marş haline dönüşmüş halini armağan ettiği için ve bu programın konusu olduğu için ikinci teşekkürü yine Mülkiyeliler Birliği'ne yapayım izin verirseniz. Bir mülkiye ruhu cümlesi kullanmak istiyorum. Neden diye dostlar, arkadaşlar, bu programı izleyenler ya da ileride izleyecek olanlar kaydedildikten sonra düşünebilirler. Şu neden ne mülkiye ruhu demek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde mülkiyenin geçmiş başkanlarıyla birlikte çok zarif bir program yapıldı. Ben de o programı izledim. O programda dikkatimi çeken şöyle bir nokta vardı. Değişik dönemlerde mülkiye başkanlarına, başkanlık için aday olanlara muhalefet edenler, kıyasıya oy için sandık başına gidenlerin hepsi sırayla konuşmalarını yaptılar, sunumlarını yaptılar. Hiç o ideolojik ayrılıklardan falan söz edilmedi. Bu çok kıymetli bir buluşmaydı benim kanaatime göre. Orada mülkiyetçilik ruhu ziyadesiyle vuku buldu demek istiyorum. Ben o programı izlerken işte Cemal Yeşil'in rubailerinin birinci ve ikinci cildinin hem kendi sağlığında 1950'de bastığı rubailerin hem kendisinin yani yayınlattığı rubailerin hem de ölümünden 2 yıl sonra kızı Sırma Yeşil hanımefendinin basına verdiği ve okurlarıyla buluşturduğu rubailerin bende olduğunu, keşke bu rubailerin bir şekilde yeniden Mülkiyeliler Birliği'nce değerlendirilerek basımının yapılması mümkün olsa ve okurlarıyla buluşsa diye bir dipnot düşmüştüm o programda. Çok sağ olsun sevgili Dinçer, anladığım kadarıyla yönetimde bu konuyu arkadaşlarla değerlendirmişler ve hemen bana geçen hafta döndü. Abi dedi, uygun olursa bir program yapalım. Tabii ben şaşırdım. Biraz da benim için çok hazırlıksız sınava yakalanmak. Hani hocanın hemen, siz hocasınız bilirsiniz, birdenbire öğrenciyi tahtaya kaldırır ya. O olmadık bir yerden soru sorar. Benim için de açıkçası Cemal Yeşil benim için olmadık yerden soru sorma değildi. Ama bir anlamda öyleydi. Çünkü sadece Mülkiye Marşı'nın yazarı, bir de bendeki rubailerin yazarı olarak ben Cemal Yeşil'i tanıyorum. Çok teferruatlı, ayrıntılı, onun hakkında konuşabilecek kadar bilgi sahibi olmadığımı düşündüm. Hatta Dinçer'e bir öneride bulundum. Mümkünse bir arkadaş daha olsa, Ankara'da sizin çevre, hinterland geniştir falan. Neyse, sonunda uzatmayalım. Ben yapmak durumunda kaldım. Rahatsız da değilim. Çok memnunum ve benim için bir onurdur. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Böyle o ruh bir şekilde Cemal Yeşil üzerinden, saygıdeğer büyüğümüz Cemal Yeşil üzerinden zuhur edip bize kadar, mülkiyelilere kadar aktı ve Diyarbakır'a kadar da geldi. Ben Diyarbakır'dan katılıyorum bu arada programa. Şimdi tabii rubayları önermem böyle. Rubayları şey içerisinde, yani bu konuşma akışı içerisinde gireceğiz. Ama şunu da ifade edeyim öncelikle. Ben aslında doğaçlama, eskilerin tabiriyle irticaben bu tip söyleşileri, programları yapan biriyim. Ama Cemal Yeşil gibi bir kült şahsiyet karşımızda olunca hata yapmamak için ben mecburen notlar aldım ve bir metin de hazırladım. Çünkü bu kıymetli bir iş. Hata her halükarda yapılacak yanlış benim olur. Ama yine de bir metne dayalı olarak konuşacağımı da buradan bütün izleyicilere iletmek isterim. Şimdi Cemal Yeşil'in asıl adı, arada bir de Ethem var. Cemal Ethem Yeşil. Ama bu Ethem adı çok yazılı metinlerin dışında kullanılmamış. Hep Cemal Yeşil olarak tanınıp bilinmiş. 1900 yılında doğmuş. Kayıtların birçoğunu taradığımızda kimi kaynaklarda Diyarbakır doğumu geçiyor. Kimi kaynaklarda da Bağdat doğumu geçiyor. Aile belki Diyarbakırlı olduğu için, ailesi Diyarbakırlı olduğu için Diyarbakır doğumu söz konusu olabilir. Benim kanaatime göre babasının memuriyeti nedeniyle
Bağdat'ta doğmuş olması sanki daha gerçek gibi geliyor. Ama Diyarbakır bağını mutlaka bütün kaynaklar altını çiziyorlar. Ailenin Diyarbakırlı olması nedeniyle. Diyarbakır bağı benim açımdan, ben Diyarbakır üzerine çok önemli çalışmaları olan, önemli olmasını ukalalık anlamında söylemiyorum. Yaptığım işi bilmek anlamında ifade ediyorum. Yok yok, ben bu söyleyeyim da, o zaman. Çok önemli çalışmalar olan. Yok, bu da mülkiyeliğin ruhunda var. Çünkü mülkiyeliler yaptığı işi bir hakken yaparlar ve altını da çizerler. Ben de biraz öyle olduğumu düşünüyorum. Biraz da pimpirikli bir tarafım da var bu açıdan. Diyarbakır bağı var. Neden Diyarbakır bağını önemsiyorum? Şu açıdan önemsiyorum. Daha sonra o isimleri size sayacağım. Onun hem yaşıttaşı olanlar hem de kendisinden sonra olan başka Diyarbakırlı şairler de var. Mesela mülkiyeli olan Munis Faik, Ozan Soy var. İşte başka birileri daha var. Onları sayacağım daha sonra. Şimdi sadece telaffuz etmekle yetineyim. Babasının Bağdat görevinden söz ettim. O tarihlerde doğmuş olacağından. İşin hüzünlü tarafı şu. Daha 15 yaşındayken 1915'te babasını Kafkas cephesinde bildiğim kadarıyla kaybediyor, şehit oluyor. Babasının ölümünden bir yıl sonra da annesi vefat ediyor. Yani düşünün, daha 15-16 yaşında bir çocuk sayılabilecek lise talebesi peş peşe iki büyüğünü kaybediyor. 3 yıl sonra da zaten abisi Kemal, evet, ağabeyi Kemal'i bu defa onu da Irak cephesinde kaybediyor. Yani 3 yıl içerisinde aileden 3 kayıp. Bildiğimiz kadarıyla, yani kayıtlara baktığımızda 5 kardeşi olduğunu biliyoruz. Ama bunlardan ikisinin, bir kız bir erkeğin, çok küçük yaşlarda vefat ettiğini, hatta onların üzerine rubayiler yazdığını biliyoruz. Onları da buradan ben okuyacağım. İşte böyle şahsiyetler üzerine, aile fertleri üzerine yazdığı rubayileri okuyacağım. Tam yeri gelmişken, isterseniz ben rubayilerle ilgili bir takım şeyler anlatacağım da, ama hazır bu biyografi bölümünde bunları konuşurken, o aile fertlerinden de söz ederken, onlarla ilgili yazılmış rubayileri okumak isterim sevgili izleyicilerimize. Evet. Tabii, ne güzel. Şimdi düşün, babayı 15'inde kaybediyor. Babası için yazdığı rubayide şöyle diyor. Irak cephesinde ölen, Kafkas cephesinde ölen babama diye yazmış ve başlığı da tek damla olarak koymuş. Tek damla. Bir iz bırakır mı sindiren toprakta? Tek damla o yıllarca süren sağanakta. Her fırtına bende tazeler hatıranı, boşluklara savrulup giden yaprakta. Bu baba için söylenmiş. Bir de anneye yazmış. O da aynı sayfada peş peşe. Rubayilerin kendisinin döneminde basılan, 1950'de basılan ilk cildi. 72. sayfada üstte babaya, altta anneye. Onun başlığı da şöyle koymuş. Belliydi. Bir gün üçe indi verdiğin beş yaprak, bir gün yarı soldun eşe hasret kalarak, kök bağları bir bir çözülen körpe dalın, belliydi yaz ortasında birden kopacak. Ne kadar güzel. Evet. Ben böyle arada böyle ne kadar güzel diye yorumlar yapabilirim. Çünkü ben de sizinle birlikte öğreneceğim aslında. Benim için de bu anlamda da çok heyecan verici. Mülkiye Marşı üzerinden tabii ki biliyoruz ama çok çok etkileyici ikisi de. Hep beraber Elçin Hocam öğreneceğiz. Ve ağabeyine işte 1918'de Irak cephesinde şehit düşen, kaybettiği Kemal ağabeyine yazmış bir rubayı. Orada da şöyle diyor. Irak cephesinde ölen ağabeyim Kemal'e demiş. Onun başlığını da ayrıldık diye koymuş. Ayrıldık. Var yoktu yolun başında 3 yıl aramız. 3-5-30 oldu şimdiden göç sıramız. Ayrıldık. Hangimiz giden fark etmez. Alnındaki kurşun yeri ortak yaramız. Bu da ağabeyi Kemal için yazılmış. Hazır yeri gelmişken, izin verirseniz sevgili Elçin Hocam,
Hani iki küçük kardeşinin vefatından da söz ettik ya, o ölen iki küçük kardeş için de iki rübayı yazmış. Biri başka ne olsun başlığıyla bebekliğinde ölen kardeşim Cemil için demiş. Dünyayı dolaştım, ne uzun geldi ne zor. Bir tahta beşik, 5-10 kucak, bir koridor. Hem başka ne olsun bir avuçluk yerde, 3-5 gün emekledin mi yollar bitiyor. Ve onlar gibi başlığını koyduğu bebekliğinde ölen kız kardeşim Kemile için, Kemile. Vaktiyle oyuncağım bebekler vardı, bittikçe oyun büyüklerim saklardı. Bir gün beni koydular bu ensiz kutuya, onlar gibi taş bebek mi sanmışlardı? İki küçük kardeş için yazdıkları. Şimdi 1916 yılında, yani annesinin de vefatından sonra Cemal Efendi, o zaman daha yeşil soyadı yok, Cemal Efendi Leyli Meccani eskilerin tabiriyle, yani parasız yatılı olarak İstanbul Lisesi'ne kaydoluyor, giriyor. 1917 yılında İstanbul Lisesi'nin 11. sınıfındayken, o tarihlerde biliyorsunuz aynı yaş aralığında olan, çünkü kayıtlardan falan hep biliyoruz, aynı yaş aralığında olan öğrencilerin neredeyse tümü, hatta okullar o dönemlerde 1 yıl, 2 yıl mezun da veremiyorlar kapatıldığı için ve öğrencilerin tümü askere alındığı için, ulusal mücadele, milli mücadele gerekçesiyle askere alınıyorlar. 1918 yılında askerken sınav açılıyor. Açılan sınavla Mektebi Mülkiye, Mülkiye Mektebi'ne giriyor ve işte adı Mülkiye Marşı ya da Sırma Hanım'ın biraz önce sizin sunumunuzda ifade ettiğiniz gibi Vatan Marşı olarak telaffuz edilecek marşı, öğrenciliğinin 6. ayında, yani işte 1918'in Ekim-Kasım ayında diyelim ki okullar açılıyor, 6 ay sonra 1919'un Nisan ayında olanca duygu yüküyle Mülkiye şiirini diyelim, çünkü daha marş henüz olmamış o tarihlerde, bu şiiri yazıyor. O yıllarda Mülkiye öğrencilerinin, kayıtlardan yine öğreniyoruz, İstanbul'da Mülkiye o zaman, çıkarıp elden ele dağıttıkları Güneş isimli bir dergi var. Bu dergide şöyle bir ifade kullanıyorlar Cemal Yeşil'in bu şiirini, hatta o derginin bir sayısında neşrediyorlar, yayınlıyorlar. Bir de o tarihlerde Cemal Yeşil'in bir fotoğrafını koyuyorlar. Şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki, kuşatılmış hırpalayıcı günlerin yarattığı öfkeyle taş gibi sessizleşmek yerine duyarlı gençliğin başka bir dünya kurmaya hazır olduğunu dile getiren coşku ve soyluluk ifadesi bir şiir diye yazılıyor. Mülkiye Marşı ya da Vatan Marşı olacak olan Cemal Yeşil'in şiiri hakkında Güneş dergisinde. Galiba sanki, burada çok özür dilerim. Galiba tam da bu ifade hepimizi bu kadar kalpten yakalamasının en önemli nedenlerinden biri değil mi mülkiyeler olarak? Evet, tam da o. Zaten onun için ben bu vurguyu burada yinelemek göreviyle hissettim kendimi. Ve sanki düşünün, hemen bu ifadenin o Güneş dergisinde yayınından nereden baksanız 50 yıl sonra 1967 yılında Ankara'da Mülkiye'de bir program sonrası Mülkiye Marşı okunuyor o tarihte. Ve marşın yazıldığı yılların Cemal Yeşil'in zihninde, kendisindeki iz düşümünü Cemal Bey şöyle anlatıyor. O gün 1967'de. Diyor ki, bunu şimdi ifade edebilmek, soruyorlar ona açıkçası o dönemde. Yani bu marşı, işte bu şiiri hangi ruh haliyle yazdınız falan diye. O da anlatıyor. Diyor ki, bunu şimdi ifade edebilmek çok zor. Aradan 50 yıla yakın bir zaman geçti. O zamanın havasına girmeyi denemek, 20 yaşından önce alınmış bir soluğu, bir nefesi 50 yıl ciğerinde tutup 70'ine yakın vermeyi düşünmek gibi bir şey olur.
Yine de şunu söyleyeyim. Mülkiye'nin 1918'de yeniden açılışı Birinci Dünya Birinci Paylaşım Savaşı'ndan sonraki mütareke yıllarının ilk günlerine rastlar. Okula girdiğimin 6. ayına doğru yazdığım bu şiirle Mülkiye Marşı'na o kara günlerin gittikçe artarak yüreğimizde yer alan acısı ve acılığı ister istemez sinecekti. Marşın o zaman için aşırı iyimser görünüşü de delikanlılık çağının yenikliğe karşı direnme gücü ve aydınlık bir geleceğe özlem duygusunu vermiş olacak, diyor. 1967'deki sözleri bunlar Cemal Bey'in. Mülkiye Marşı'nın marş olarak bestesi de biraz ilginç. O tarihlerde Cemal Bey'lerle aile dostluğu da olan ünlü bir şahsiyet var yine, Musa Süreyya Bey. Musa Süreyya Bey bestesini yapıyor, beste ona ait. Musa Süreyya Bey de öyle az buz bulunur biri değil ama onu da burada ruhunu şad etmek gerekir. Belki olur ya, ailesinden birileri programı izler. Neyzen ve bestekar Giriftzen Asım Bey'in çoğu sanatkar olan 24 çocuğundan biri. Giriftzen kelimesi belki birilerinin kafasında acaba ne demek diye zuhur edebilir. Neyin şimdilerde pek kullanılmayan bir türüymüş. Ben de bu hazırlığı yaparken öğrenmiş oldum. Giriftzen Asım Bey'in 24 çocuğundan biri Musa Süreyya Bey. Ki kendisi de aynı zamanda Mektebi Mülkiye'de musiki hocalığı da yapmış bir şahsiyet. Ve bizim işte diyelim ki liseli yıllarımızda radyo tiyatrosunu radyolardan dinlediğimizde adını sıkça duyduğumuz Muazzez Kurdoğlu'nun da kardeşi Musa Süreyya Bey. Mülkiye'den 1921 yılında mezun oluyor Cemal Yeşil Bey. Arkadaşlarıyla birlikte milli mücadeleye, ulusal mücadeleye destek olmak amacıyla Ankara'ya gidiyor. 26 Temmuz 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maliye Vekaleti Muhasebat Umum Müdürlüğü'nde çalışıyor. Müfettiş muavini olarak atanıyor 1923'te. Fransa Maliye Bakanlığı'nda staj yapmak üzere bir yıl süreyle Paris'e gönderiliyor. Paris'ten dönüşünde müfettişlik görevlerinden sonra Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü'ne 1936'da ve Bakanlık Müsteşarlığı'na 1938 görevlerine getiriliyor. 1942-47 arasında Başbakanlık Müsteşarlığı, 45-50 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevlerinde bulunuyor. 50'den sonra Dışişleri Bakanlığı'nda görev alıyor. Kabil Büyükelçiliği ve Budapeşte Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve ondan sonra da Varşova Büyükelçiliği görevlerinde bulunuyor. 1950 ile 65 arasındaki 15 yıllık zaman dilimi içinde. Bu kısa meslek biyografisini vermemin bir nedenini de şöyle ifade etmem gerekir Elçin Hocam. Biliyorsunuz Mektebi Mülkiye geçtiğimiz günlerde 4 Aralık'ta 161. kuruluş yıl dönümünü kutladık hep beraber uzakta yakında olarak. Hani bir kuruluş gayesi var ya, işte ülkeye, halka, devlete bürokrat yetiştirmek, yani ehil olan şahsiyetler yetiştirmek. Bu aslında biraz da onun gösterge hali, Cemal Yeşil'de vuku bulan biraz da bu. Yani bu profili çizdiğimizde, anlattığımızda aslında o mülkiye mektebini tercih okuma, sonrasında bürokrasideki bu görevleri alma biraz da onu zuhur etmiş hali gibi karşımıza çıkıyor. Bunun altını çizmek lazım. Ben de tam onu diyecektim. Tam bir mülkiyeli prototip olarak aslında, değil mi? İdeal bir şekilde aynen karşımıza çıkmış. Ama tabii bizi ilgilendiren bu akşamki nokta birçok mülkiyeli de olması gereken de bu aslında. Yani o bürokrat kimlik, işte ayıp olmasa erkekler için diyorum gece yatağa girinceye kadar kravatı boynundan çıkarmayan memur kimliğinin, kadınlar için de aynı şekilde o kendine yakıştıran kıyafetleri içerisinde davranma kimliğinin yanında bir de mülkiyelilerin sanata, kültüre, edebiyata teşne hali var. Musikiye ilgi hali var.
Bu birçok mülkiyeli de var. Aslında o biraz da kendine güvenle alakalı bir olay. Cemal Yeşil'de bu ziyadesiyle var. Çünkü rubaiyat dediğimiz rubailerin biliyorsunuz dünyada ustası Ömer Hayyam'dır. Ömer Hayyam'ın rubailerini birçoğumuz biliriz. Bu Türkiye'de de rubailerin hakkını veren en önemli şahsiyet olarak biliniyor biliyor musunuz Cemal Yeşil? Ama yeterince ben mülkiye camiasının dışında edebiyat çevrelerinin de kısmen tanıklığı var. Ama tam anlamıyla farkındalığının olmadığını da düşünüyorum. Bu kitaplarının yaygınlaşamamasını da beraberinde getiriyor. Belki bizim bu akşamki programımızdan sonra bu iki cilt rubailerin yeniden yayını konusunda da Mülkiyeliler Birliği'nin müdahalesi ve kızı Sırma Hanım'ın da oluruyla bu gerçekleşebilir. Ben bu gerçekleşmeyi canı gönülden arzu edenlerden biriyim. Bunu özellikle ifade etmek isterim. 1956 yılında... Ben o zaman hemen araya gireyim. Çok özür dileyerek hemen araya gireyim. Bu gerçekleşecek diyerek. Biz hep beraber çalışıyoruz. Dinçer Başkan da bana diyor ki olacak bunların hepsi diyor burada. Mutlaka. Çünkü... O yüzden evet. Bence de çok güzel olacak. Çünkü dediğim gibi ben hani tabii ki marşlarından biliyoruz ama rubailer üzerinden bugün program öncesine baktığımda çok etkilenerek okudum. Büyük ihtimalle evet. Siz daha fazlasını paylaşacaksınız. Hem ülke camiasıyla ama hem de genel olarak Türkiye'de edebiyat çevreleriyle paylaşılması herhalde çok değerli olacak. 1956 yılında evleniyor. Bir erkek bir kız çocuğu dünyaya geliyor. Yaş haddinden 1965'te emekli oluyor Cemal Yeşil Beyefendi. Bir dönem amatör fotoğrafçılık ve sinema ile de uğraşıyor. 27 Kasım 1977 tarihinde vefat ediyor. Ruhu şad olsun. Şimdi Cemal Yeşil 1919 yılında yazdığı Mülkiye Marşı Varlık ve Hisar dergilerinde yayınlanıyor ki Varlık biliyorsunuz hala yayınına devam eden ve o şiir hassasiyetini bugüne kadar koruyan kıymette bir edebiyat dergisi. Dergilerinde yayınladığı rubaileriyle tanınıyor büyük ölçüde. Rubailerinde günümüz Türkçesini ustalıkla kullandığını zaten okuduğumuzda da fark ediyoruz. Edebiyat çevreleri de bunun altını çiziyor. Bu türe rubaiyata hem öz hem de iç uyum yönlerinden hayli katkıda bulunuyor. Düşünün sadece rubayı yazmakla kalmıyor. Rubaiyatın ruhuna müdahale etmek ve katkı sunmak anlamında da emekleri çabaları oluyor Cemal Yeşil'in. Behçet Necatigil bir tespitte bulunuyor. Diyor ki rubaisinde, Cemal Yeşil rubaisinde hem cilveli hem ufak tefek bir taze biçiminde nitelediği bu rubaiyat türüne gündelik özel yaşantılarından gelme içten bir sevimlilik eklemiştir diyor Behçet Necatigil, Cemal Yeşil'in rubaileri için. Cemal Yeşil ismi edebiyat... Nurullah, çok özür dilerim. Nurullah Ataç'ın da öyle bir şeyi var değil mi? O da bir samimiyet, bu sevimlilik değil de samimiyet diyor galiba değil mi? Aynen, şimdi ona geleceğim zaten sevgili Elçin Hocam. Cemal Yeşil ismi edebiyat tarihimizde daha çok rubai türüyle birlikte anıldığından Nurullah Ataç'ın belirttiği gibi rubailerinde sesini yükseltirken haykırıya kaçmayan, yani bugünün ifadesiyle slogancılığa düşmeyen. Çünkü biliyorsunuz şiirde özellikle imge çok önemlidir. Zaten slogancı olanın geleceği de yoktur. Mesela biraz önce Ahmet Arif'ten söz ettiniz ya. Ahmet Arif şiiri böyle bir şiirdir. Hepimizin ruhuna hükmediyor. Evet, etki gücü çok yüksektir. Mitinglerde bir sürü alanlarda orada burada onun dizeleri kullanılsa bile gönüllere hitap eden bir tarafı, yüreğe, kalbe hitap eden bir tarafı da vardır edebiyatın olanca gücüyle. O sebeple aynı şeyin altını Nurullah Ataç çiziyor. Diyor ki haykırıya kaçmayan, yani slogancılığa düşmeyen, en acılı acıklı konulara değinirken bile gülümsemeyi bırakmayan duygan bir hava getirdi der Cemal Yeşil rubaileriyle edebiyata. Bu Nurullah Ataç'ın ifadesi. Cemal Yeşil'in muhtemelen rubaileri dışında şiirleri de var Elçin Hocam. Bunu biliyoruz artık. Çünkü böylesine rubayı yazmak kolay değil. Bir dörtlük yazıyorsunuz. Orada belki de
5 sayfalık bir şiirsel metinde anlatacağınızı anlatıyorsunuz. Zordur, zahmetlidir. O sebeple diyorum şiirleri de vardır elbette. Ama ben bunların çok bilinen ve şiir olarak yazılmış olan biraz önce telaffuz ettiğimiz Ey Vatan Gözyaşların Dinsin Çünkü Yetiştik Artık Biz dizeleriyle başlayan şiirini biliyorum bir. Mülkiye Marşı ya da Vatan Marşı. Bir de musiki şinasların bildiği bir ikinciyi biliyorum. Onu da yakın zamanda öğrenmiş oldum. Bu gecenin sürprizi olacak hepinize. Şairin Ver Saki Tazelendi Derdim Bu Gece adını koyduğu bir şiir. Ve bu şiir, Elçin Hocam biliyor musunuz, aksak usul ve mahur makamında Refik Fersan tarafından, ünlü müzisyen Refik Fersan tarafından bestelenmiş. Bu beste, yani Ver Saki Tazelendi Derdim Bu Gece şiirinin bestelenmiş hali, başta Münir Nurettin Selçuk ve Hamiyet Yüceses olmak üzere Özdemir Erdoğan, İnci Çayırlı, Umut Akyürek, Ayşe Taş, Necmi Rıza Ahıskan olmak üzere çok sayıda sanatçı tarafından okunmuş. Bu sanatçılardan hemen hemen hepsi şiirin bestelenmiş halini sadece okumuş. Şimdi size o şiirin bestelenmiş halinin sözlerini de okuyacağım buradan. Ama bunlardan sadece biri, büyük ustad Münir Nurettin Selçuk, oğlu yakın zamanda vefat etti biliyorsunuz Timur Selçuk, Timur Selçuk'un babası. Evet. Münir Nurettin Selçuk bestenin arasına bir araname eklemiş. Bu çok kıymetli, araname. Sanırım, ruhu şad olsun, Cemal Yeşil Beyefendi bu aranamenin farkında ve çok hoşuna gitmiş olmalı ki Yahya Kemal Beyatlı'ya da, yani bu aranamenin sahibi olan şahsiyete Yahya Kemal Beyatlı'ya da bir rubayı yazmış. Onu da okuyacağım size. Bakın ne diyor o şiirin sözlerinde. Ver saki tazelendi derdim bu gece. Bir tek daha ver. Sorma gelen kim bu gece? Çok, pek çok uzak gitmediğim, görmediğim bir yerden hasretimle geldim bu gece. Dün yine günümüz geçti beraber, gece de yanında kalasım geldi. Duruşu utangaç, bakışı dilber, vallahi çapkını göresim geldi. Şimdi bu Cemal Safi'nin çok kıymetli bir şiiri. Peki Münir Nurettin Selçuk ne eklemiş bu şiire? Eklediği şu, çok meşhur bir gazeli var Yahya Kemal'in. İnşirah Gazel. İnşirah Gazel'in iki beytlik bölümünü eklemiş ama ben tümünü okuyacağım. Diyor ki, bu bezmi ehli keder sürsün inşiraha kadar. Piyale, piyale dediği rakı kadehidir. Dikkatinizi çekerim. Piyale ortada devreylesün sabaha kadar. Şeraitin ne mübarek nizamdır ey can, haram olan meyi tecviz eder mübaha kadar. Bahar mevsimi farz eyleriz bizimdir hep, açan şu kırmızı gülden esen riyaha kadar. Bila tereddüt inandık ki sendedir ey mey, ne varsa derde deva çare-i felaha kadar. Gönül ki özge humadır, kalır mı yerde kemal, uçup açılmalı son hamle-i cenaha kadar. Şimdi size bir sürpriz yapacağım. Siz mi yapacaksınız? Hocam, ben sonra, de şimdi... Sonra söyleyin. Tamam. Şimdi lütfen dinleyin. Gece, ah o gece,
Şimdi gazele giriyor. Çok teşekkür ederiz. Evet. Hemen şunu söyleyeyim, Mülkiyeler Birliği Genel Merkezi olarak da hemen söyleşimizin altına YouTube, Ömer Nurettin Selçuk'tan YouTube videosunu eklemiş bulunuyoruz. Sanırım bu söyleşten sonra hepimiz o bir teklere doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Şimdi tabii ben bunu hiçbirinize söylemedim. Çünkü söyleseydim işin büyüsü kaçacaktı. Bu gecenin sürprizi olsun istedim benim kanaatime göre. Mülkiyeliliğin Cemal Yeşil üzerinden böyle bir sanata, musikiye müdahil halini de bu şekilde büyük üstad Münir Nurettin Selçuk'un, hatta Hamiyet Yüce Sesi de dinlesinler, Umut Akyüreği de dinlesinler. Ben tümünü, her birini üçer dörder defa son üç gündür dinliyorum. O sebeple Münir Nurettin'i seçtim. Diğerlerini de dinlesin ama arkadaşlar. Çok muhteşem bir eser bu. Sevgili üstadımız, büyüğümüz Cemal Yeşil'i yeniden ruhunu şad edelim bu anlamda. Şimdi gazete ve dergilerde kalan şiirlerinden başka şiirlerine ben ulaşamadım. Belki varsa ailenin elinde onlar da değerlendirilebilir. Bugüne kadar yayınlanmamış şiirleri belki arşivlerinde olabilir. Geldik, böyle gidip geliyoruz. Onun dillendireceğim. Şimdi rubailere geldik. 1950 basımına. 1950 basımı olan rubailer bu. Benim elimdeki. Bu tümüyle el yapımı, el baskısı bir eser. Çünkü içindeki künye kısmında öyle yazıyor. Okuyacağım onu. Şöyle diyor. Diyor ki 1950 yılı Ocak ayında devlet matbaasında 2530 adet basılan bu kitabın Roman rakamıyla 1.15 ve Latin rakamıyla da 1.315 olarak numaralanmış 330 adedi. 330 adedi. Fransa'da Moulin à Papier du Val de Lagan'ın el yapmasıdır diyor. Elle yapılmış yani. Fransa'da, Paris'te. Ki bendeki de 211 numaralı el yapımı olandır.
Pur şifon döverne kağıdına 2200'ü İzmit'te Sümerbank Selüloz Sanayi Müessesesi'nin birinci hamur perdahsız baskı kağıdına basılmıştır diyor. 1.15 Roman rakamıyla ve 1-100 numaralılar yazar tarafından diyor satışa çıkarılmamıştır. Muhtemelen yakın çevresine, eşine, dostuna dağıtmak üzere ayırmış Cemal Bey. Diğerleri de satılmış ya da piyasaya verilmiş. Böyle kenar şeylerine, ayrımlarına baktığınızda yıpranmış gibi dursa da değil. Aslında bu orijinali, sayfa kalınlığı da ona göre çok özel bir baskı. 1950'de basılanı bu. 1979'da basılanı da budur. Sırma Hanım'ın sizin biraz önce sonunda sözünü ettiğiniz basımdır. Bu da 1979, Cemal Bey'in vefatından 2 yıl sonra 1979 Ocak ayında Türk Tarih Kurumu Basım Evi tarafından yine Fransa'da Moulin à Papier Duval de Laga'nın el yapımı kağıdına 220 tane basılan bu kitap 1-220 olarak numaralanmış, satışa çıkarılmamıştır diyor. Ayrıca 2000 tane de yerli birinci hamur kağıda satış için basılmış. Bu da o satışa çıkarılmayan 220 adetten biri bendeki. Sırma Hanım şunu yazmış girişe, onu okuyayım. Diyor ki 1977'de kaybettiğimiz babamın tamamlayıp yayınlamayı düşündüğü rubailerini bir sıraya koymaktan başka katkıda veya değişiklikte bulunmadım. Bıraktığı şekilde bu kitapta topladım, Sırma Yeşil diye yazmış. Şimdi rubailere gelirsek, artık rubailerden çeşitli okumalar yapmanın sanırım Elçin Hocam vakti de geldi. Tabii, çok seviniriz. Evet, 35. sayfaya gelmek istiyorum. Orada bir rivayi var. 1977 Kasım'ında vefat ediyor Cemal Yeşil. Sanki vefatını çok uzun yıllar önce düşünmüş de ona göre bir rivayi yazmış. Nem var diyor rivayisinde. Niçin oda boş, tavan basık, pencere dar? Toz pembe değil miydi bu kül rengi duvar? Sardıkça saran bir ağa düşmüş gibiyim. Göğsüm bana yetmez oldu artık. Nem var. Nitekim de kalpten gidiyor bildiğim kadarıyla. Ve bunu 1950'den önceki rubailerinden birinde dile getiriyor. Biraz önce ben programın başında babasına, annesine, kardeşine ve 2 küçük yaşta iten kardeşine ithafen yazdığı rubailerini okudum ya. Eşine, oğluna ve kızına yazdığı rubaileri de var. Şimdi izin verirseniz onları okumak istiyorum. Tabii tabii. Başlığı şöyle kurmuş, aslında bölüm başlıkları da var birinci kitabın içinde. Başlık şu: ocağımın korları ve külleri. Ocağımın korları, külleri diye yazmış. Ve ocağımın korları, külleri başlığı altındaki ilk rubayı eşine yazdığı rubayı. Gül seçmeye girdimdi gönül bahçesine, dallarda gözüm takıldı yüzlercesine. Birdenbire kayboldu bu yüzlerce demet, gül bahçesi yalnız seni vermişçesine. Bu eşi için yazdığı. Oğluna yazdığı, oğluma demiş sadece başlık o. Az, çok, yakamızda herkesin belli payı, bir son dönemeçten görünür karşı kıyı. Gördüm, ne çıkar, bekleyecek sen varsın, benden boşalan yerde bu kervansarayı. Ve sayfa 52. ...79'da basılan, Sırma Hanım'ın basımını sağladığı ikinci ciltte.
Sırma demiş o rivayenin başlığına, sadece sırma. Bir sapsarı tel baskın eden aklarda, gül bitti güzün döktüğü yapraklarda, çoktan uyutup unuttuğum gençliğimi buldum sana kurduğum salıncaklarda. Çok hoş. Böyle devam edelim değil mi Rubaiyat? Tabii. Aa, ben evet, zevkle dinliyorum. Evet. Eminim dinleyenler de, çünkü izleyenler de zevkle. Bir şairi, bir edebiyatçı, siz çeşitli tırnak içinde bu ifadeyi kullanıyorum, süslenmiş ve hakkaniyetli cümlelerle ifade edebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Ama biz zaten yeterince Cemal Yeşil'i anlattık kendi yaşam örgüsü ekseninde. Aslında onun yazdıklarını da burada belki de ilk kez bu programı izleyecek olanlar duysunlar, işitsinler diye telaffuz etmenin yararına ben inanıyorum. Bu sebeple kimi şahsiyetler için yazdığı rubayileri de hazır olanak varken okumak istiyorum. Tabii tabii tabii. Fazıl Üslü Dağlarca'ya bakın ne demiş. Fazıl Üslü Dağlarca için. Üç şehitler destanı koymuş. Onun için yazdığı rubayinin başlığını. Cengin yola düşmeden seferber tepesi, atsız tepe, atsızlarının fer tepesi. Destanı etek, yamaç, doruk, eksiksiz. Üç yaprak içinde üç şehitler tepesi. Nurullah Ataç'tan epey söz ettik. Çünkü Nurullah Ataç da hakkaniyetli bir şekilde Cemal Yeşil'in rubaiyatı üzerine kelam etmiş. Bakalım Cemal Yeşil hocamız, üstadımız ne demiş Ataç'a? Aslında Nurullah Ataç'la ilgili iki rubayı yazmış. Şimdi ben birinciyi okuyorum, ikinciyi de okuyacağım. Tamam. 50'sinde, başlığı şöyle 50'sinde. 40'ından geçti merdiven 50'sine. Devroldu nöbet sazın yanık tellisine. Harman dalı çifte telli 40'ında biter. Başlar yol alan 50'de yan 50'sine. Ve Ataç'a ikinci dörtlü, ama hiç kimseye iki rubayı yazmamış. Nurullah Ataç'a iki rivayi yazmış. İkincisi de Anadolu'nun yolları bölüm başlığının altında Ataç'a demiş. Toz, yaş, gidenin bekleyenindir bu çamur. Bir gün sıra, bir gün yine gurbet yoludur. Dillerde sefer türküsü, ey gaziler. Rüzgar gibi türkü bir yığar, bir savurur. Çok güzel. Ben de Nurullah Ataç'ın yazısında bunu gördüğümde bayıldım. Özellikle evet, toz, yaş, gidenin bekleyenindir bu çamur. Yani çok 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 etkileyici geldi bana da. Çok sevindim evet, şimdi onu okuduğunuza. Evet. Faruk Nafiz Şamlı bile yazmış. Beylik kapı koymuş başlığı. Beylik kapıdır yeryüzü. Kim gelse girer. İşten mi konaklamak, iz etmekle hüner. Durgun suda halkalanan açıldıkça açıl, arkandaki han duvarlarından ses ver. Gönderme yapmış. Han Duvarları diye bir eseri var ya Faruk Nafiz'in. Evet, evet. Cemal Nadir için yazmış bir dörtlük. Neymiş başlığı? Rahmetli Cemal Nadir Güler için. Her gün gülüşürdük. Niye herkes durgun? Son perdesidir geçen, oyun aynı oyun. Bir doğrulabilsen de çizip göstersen, neymiş gülecek yerleri son yolculuğun? Fuat Bayramoğlu'na da hala diye bir rubayı yazmış. Çiğ damlası, gül koncası, taptaze bahar, hala bugün içmiş gibi sarhoşluğu var. Tuttukça yakar şimdi boşalmış kadehim, ömrün dokunulmaz külüdür hatıralar. Ve
şahsiyetler için yazılan son rubayı okumak istiyorum. O da Yahya Kemal'e. Muhtemelen İnşirah Gazel'in de etkisi olmuştur bu rubayı için. Ne zaman olsa diye bir başlık koymuş buna Cemal Yeşil. Ses, tıpkı o ses, hayal şehir dünkü gibi, vuslat yine bir tutuşturan örtü gibi. Sır vermedi Mehlika'ya aşık yedi genç, Leyla, hep o Leyla, ayın 14'ü gibi. Şahsiyetler rubaylarının dışında sevgili hocam, Elçin hocam, şehirlere yönelik yazdığı rubayiler de var. Ben bunların tümünü isterseniz okumayayım. Çünkü nereden baksanız bir saate de yaklaştı. Bunlardan sadece birkaç tanesini okuyayım. Çok mesela sevindim. Bir İstanbul'u okuyayım isterseniz. Bir de Bağdat ve Diyarbakır üzerine yazılanları okuyayım. Tamam. Diğerlerini sonra kitaptan okurum. Mesela nereleri yazmış? İstanbul var, Sakarya var, Dumlupınar var, Lozan var, Çanakkale var, Amasya var, Abant var, Gölcük var, Bağdat var, Diyarbakır var. Şimdi ben önce İstanbul'u okuyayım. Mütarekede İstanbul başlığını koymuş. Çıkmazda mıyız? Kapandı ön, yan, arka, yalnız bir umut kımıldayan karşı yaka. Tarih yolu her yol gibidir. Kim ne görür? Bir ardı bilinmez dönemeçten başka. İstanbul için böyle demiş. Bağdat ve Diyarbakır'ı da okuyayım. Ondan sonra bu şehirler üzerine yazılmışlara nokta koyalım. Bağdat için demiş ki, içten sana bağlıyım. Çürütmez bu bağı. Çok hızları gevşeten zamanın yasağı. Çıktım bu geçitte bir köşenden sefere, bir başka köşende annemin son durağı. Diyarbakır için de şöyle demiş. Bir şey, ne o cami ne bu sur çemberidir. Görsem dediğim şey ne de bayram yeridir. Bir şey babamın çocukluğundan kalma, bak dense yeter onun ayak izleridir. Değerli hocam, ben Cemal Yeşil üzerine söylediğim sözleri ve bu akşam size anlattıklarımı Mülkiye'nin şeceresinden geçmiş adlarını unutmuş olduğum şairlere de ithaf etmiş olayım. Mülkiye üretken bir okul. Faik Ali Ozan Soy, ki bu Diyarbakırlı Sait Paşa'nın oğludur. O da bir şairdir. Biraz önce isim verdim ya size. Enis Behiç, Kor Yürek, Vasfi Mahir Koca Türk, Şinasi Özdenoğlu, Nusret Erman, Nihat Etiz, Cemal Süreyya, ki biliyorsunuz severdir asıl soyadı, Cemalettin Süreyya'dır ama kısaltmıştır kendisi ve Süreyya'nın bir yesini atmıştır, tek yeye düşürmüş, Cemal Süreyya olarak biliniyor. Ece Ayhan, onun da Çağlar'dır soyadı ama kullanmıyor. Sezai Karakoç, o da Diyarbakır'ın Ergan ilçesindendir, o da Diyarbakırlıdır. Yılmaz Karakoyunlu, Ergün Günçe, Turgay Gönenç, Mehmet Özer, onun ömrü uzun olsun. Çok selam edelim kendisine. Değerli fotoğraf sanatçısı ve şair arkadaşımız. Murat Utkucu, ona da selam edelim İzmir'e kadar. Erhan Bener, İsmet Özer ve ruhu şad olsun arkadaş Zekai Özger. Daha başkaları da var elbette, çok var. Tabii. Ben sadece ilk aklıma gelen ve benim böyle bir şekilde sağda solda notlarımda mülkiyeli oldukları için not aldığım şahsiyetlerin isimlerini telaffuz ettim. Ve finali rubaiyatın son rubaisiyle kendisini uğurlama rubaisi olarak okuyayım. Ve bu akşamki söyleşiyi burada noktalayayım. Ama ayrıca sorular falan varsa bakacağız onları da şimdi, evet, değerlendireceğiz. Evet. Hoşça kalın. Her son gibidir. Sürekli gerçek ve yalın. Son noktası ömrümce süren bir masalın. İçlenmeye değmez. Yolum ayrıldı diye.
3-5 gününüz var gülecek, hoşça kalın. Rubaiyat, Cemal Yeşil, ruhu şad olsun. Çok çok teşekkür ederiz Cemal abi. Çok çok güzel bir söyleşi oldu. Ben burada böyle zevkten dört köşe olarak dinledim. Yorumlara bakıyorum şimdi sizi dinlerken. Anladığım kadarıyla herkes için güzel bir akşam oldu. Herkes hem size selamlarını iletmişler hem teşekkürlerini iletmişler. Ben demin daha fazla yorum görüyordum. Şimdi biraz şöyle büyütüp bakarsam daha iyi göreceğim herhalde. Hepsini birden görmek için size en azından selamlarını iletmek isterim. Ben de onlara çok selam ediyorum. Ama şu çok an fazla. Tabii ben de göremedim bütün yorumları. Ama Hasan Hüseyin Özkan'ın hatırladıklarımı söylüyorum. Hasan İsmail benim Karakter çok değerli dediğin. Başkanım evet. Ve sınıf arkadaşım. Çok severim kendisini. Sıra arkadaşım da demiş. Evet. Vadi Küçüğün hepsinin çok selamları Vadiye var. Vadiye de hepsine. Bizim SVF'ler ekibine Baki selam. Ya çok çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi ben keşke yüz yüze yapabilseydik bu sohbeti. Büyük ihtimalle sonrasında otururduk da şarkıyı da birlikte yaparız, dinlerdik. Yaparız inşallah. Yeşil Hocam. Çünkü i̇nşallah. Ben biraz önce mülkiye ruhundan söz ettim ya. Benim kendilerine oy vermediğim ama başkan olarak seçilenler bile beni Mülkiyeliler Birliği'ne söyleşiye davet etti. O ruh hep yaşasın. Çünkü biz mülkiye kimliğini öyle tanıdık, öyle bildik. Hani bu başkanlarla yapılan söyleşide arkadaşlar hep mülkiyeyi neden tercih ettiklerini anlattılar. Benimki de biraz öyleydi. Ben tıbbiyeyi kazanmışken 7 puan fazlasıyla reddedip mülkiye de okumak istiyorum. Devrimciler orada okuyor, ben de orada okuyacağım diye tercih hakkımı mülkiyeden yana diğer arkadaşlar gibi eski başkanlar gibi ben de o tercihimi kullanmış biriyim. O sebeple hiç şey değilim yani, şikayetçi değilim. Aksine memnunum. Çünkü bu akşam buraya konuk olarak davet edilip Cemal Yeşil'i konuşmak için olsa bile mülkiyeyi okumak ve mülkiyeli olmaya değerdi benim kanaatime göre. Hepimiz için öyle. Hepimiz için öyle. Ama bir tane de soru gelmiş. Yorum ve soru aslında. Onu da hemen söyleyeyim size. Vecdi Sevi Bey demiş evet. Ki 71 mülkiye mezunuyum. 14 Mayıs 2019'da çarşamba söyleşilerinde Cemal Yeşil ve Mülkiye Marşı konusunda bir sunum yapmıştım. O gün rubailerle Yeşil'in yaşamını anlatmıştım. Bugün gündeme gelen beste konusunda bir sorum olacak demiş. Ben sizin gibi güzel okuyamam belki ama bir tek daha ver sonra gelen kim bu gece dizelerinin izni kitaplarına girmeyen mülkiyeli Fuat Bayramoğlu'nun Gönülden Gönüle kitabında yer alan ve Yahya Kemal'in de katıldığı Bayramoğlu'nun evindeki akşamı anlattığı bir rubaisi var demiş. Vardık evet. Ki kadehlerde lebalep mey var, sakisi mutribiyle bir yahey var, coşmuş Hacı Bayram-ı Veli dergahı, ayine erenler geliyor, kokteyl var. Bu rubaisi ya da Hayyam'dan Türkçeleştirdiği aşağıdaki rubaisinde arayabilir miyiz? Kalk gel hatrım için göz alan Dilber kız, müşkülü çözecek güzelliğindir yalnız. Bir testi getir gel oturup mey içelim, mey testisi olmadan bizim toprağımız. Bunları kendisi iletmiş bize. Ben de size iletmiş olayım. Vecdi Bey çok çok teşekkür ediyorum. Var olsun, sağ olsun. Çok zarif ve ince bir katkıydı. Ben daha sonra yorumlar bölümünde bunları da alıp ekleyeceğim. Belki bu ileride bir yazı haline de dönüşebilir. Ne güzel olur. Azından. Hiç değilse bir hatıra olarak kalsın. Onu ne kadar güzel olur. Evet, evet. Çok çok güzel olur. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de o zaman sizin son söylediklerinizle bitireyim. Hepimiz bence çok duygulandık. Hem sizin sohbetinizden keyif aldık hem de Cemal Yeşil Bey'in rubaileriyle duygulandık. Ama bütün o yarattığı mülkiye ruhuyla o zaman biz de geceyi başka bir aşk istemez aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan gözyaşların dinsin yetiştik çünkü biz diyerek kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum izleyenlere, katılanlara, yorum yazanlara. Bundan daha sonra izleyip de o ruh haliyle bir şeyler söyleyecek olanlara iyi akşamlar dileyeyim ve teşekkürlerimi buradan ileteyim. Biz teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.